Ölümün yeri ve şekli ne zaman belli midir? Yeri ve şekli, zamanı doğarken mi belirlenir? Yoksa daha sonra mı? Efendim doğarken belirlenmez. Ölümünüzün yeri, şekli, zamanı siz daha yokken, beden yokken, ruh varken belirlenir. Daha da ötesinde belirlenir. Yani ezelde Yüce Allah'ın kainatı yaratma iradesi, ki o irade Yüce Allah'ın kudretinde yine ezelidir, ama meydana gelmesi Allah'ın ilmi ezelidir. Ama ilminin kainata yansıması, kainata yansıyan haliyle ezeli değildir. Yani hadistir, daha sonra meydana gelir. İşte o tasarrufu Yüce Allah'ın, ben insan yaratacağım talimatından sonra insanların görevli melekleri, şunlar ve bunlar, insanların gelecekleri hakkında bilgi sahibi oldular. Yoksa o bilgi Yüce Allah'ın kudretinde, yine Allah'ın kudretinde, ilminde mevcuttur zaten. Bu nedenle de siz daha anne rahmine düşmeden, babanız belli, anneniz belli, daha anneniz babanız yokken belli, kimlerin evleneceği ve kimin kimden olacağı belli. Biz daha yaratılmadan önce boyumuz, kaşımız, gözümüz, kaderimiz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, hangi ağaçtan hangi meyveyi yiyeceğimiz dahi bellidir. Peki bu belirginlik bizi zorlamıyor mu kötülük veya iyilik yapmaya? Hayır. Allah bizim kendi kudretimiz, kendi gücümüz, kendi irademizle iyi veya kötüyü seçeceğimizi bildiği için bunu böyle yaratıyor. Yoksa Allah yarattı diye biz iyi veya kötü olmuyoruz. Allah bu elmayı yiyecek şu ağaçtan dediği için elmayı yemiyoruz. O ağaçtaki o elma bizim önümüze gelecek. Değişik sebepler bir araya gelecek. Allah bunu bildiği için bunu yazıyor ve biz de bundan dolayı yapıyoruz. Demek ki her şey belli bir kader içerisindedir. Belli bir düzen içerisindedir ve Allah'ın yazmış olduğu düzene uygun olarak bildirilecektir. Meydana gelecek. O zaman peki, madem ne zaman öleceğim belli, bırakayım, salıvereyim her şeyi. O zaman sen salıverirsen Allah öyle yazmış olacak belki. Yani ne demek? Şu demek. Diyelim ki ben 20 yaşındayken bir hastalandım. Sonra dedim ki ya ben bu hastalık beni götürür dedim. Bıraktım, beni götürdü gerçekten. Tedavi oldum, iyileştim. 30 yıl daha yaşadım. Bu kader bir şey değişmiyor. Allah benim hakkımda ömür irade ederken, benim gayret edip etmeyeceğimi bildiği için de iradesini ona göre yapmış olabilir, takdirini. Yani özeti ne? Özeti, gayret edeceksiniz. Kazanmak için, helal kazanmak için, sağlık için, doğru bir eş seçmek için, doğru bir iş seçmek için, hepsi için gayret edeceksiniz. Gücünüz ne yeterse olan, o gücünüzün tıkandığı yer varsa ondan dolayı da sorumlu olmazsınız diye ifade etmiş olalım efendim.